Kim geldi? Bu hemen hemen bir ay oldu burası. Düşüyordum ben de bu çukurlar yüzünden. Burası da çok oldu. Selde mi zarar gördü burası? Selde de gördük ama. Yüklenmez 5-600 tane kapım gitti ben. Hep bir daha affedersiniz. Pislik bastı yani suda git pislik. Biz yine AK Parti. Bizim AK Parti'den şikayetimiz yok ki. Bizim sadece AK Parti'ye diyeceğimiz tek kelime buraya vereceğin elemanları sağlam ver. 2018 genel seçimlerinde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Urfa AKP demişti. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak 64.8 oyu vardı. Onu takip eden aday Selahattin Demirtaş'tı ve 24.7 oy almıştı. Ancak şimdi Kemal Kılıçdaroğlu tüm muhalefetin oylarını da alabilirse %35'i ilk kez Urfa'dan aşabilir. Allah bir, Erdoğan iki. Sevmeyen de var. Sevmeyen de var. Ama yanlış. Bu adam yalnız Türkiye değil. Dünya onu konuşuyor. Dünya onu konuşuyor. Sen benden daha iyi biliyorsun. Galiba Urfa halkının belediye başkanından şikayetleri var. Öyle anladım çarşıya gezince. Belediye başkanı kızım ne yapsın ya? Belediye başkanı ya sürü çobanı gibidir adam ya. Kimine baksın kimine bakmasın. Selde çalışmadı diyorlar. Doğru mu? Nasıl çalışmadı? Parkları yaptı adam, yolları yaptı adam, sokakları temizliyorlar. Nasıl yapmıyor yani? Oldu ki Kılıçdaroğlu kazandı. Mümkün değil, mümkün değil. Sevinmesin adam, iktidara gelmez, kusura bakmasın. Zor. Şanlıurfa, Ankara'ya 14 milletvekili gönderiyor. Bu sefer HDP'nin hedefi 7'yi 1 aşmak, CHP'nin ise 5 milletvekili almak. Ancak merkezde yurttaşlar hala AKP ve MHP diyor. Hilvan ve Siverek'te ise CHP bir sürpriz yapabilir. Urfa artık değişim dönüşme hazır. Evet, değişim dönüşme hazır. Yani çünkü ciddi anlamda mevcut durumdaki iktidara bir tepki var. Bu dönem inanıyorum ki Urfa halkı değişimi tercih edecek. Yani ciddi anlamda bir oy artışı olacak HDP'nin, yani bizlerin bir ciddi anlamda bir oy artışı olacak. Bekir Boz da AKP'nin birinci sıra milletvekili adayı. Şu anda malumunuz onlar da çalışma yürütüyorlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Madem ki doğru bir iş yapıyorsunuz, madem ki herhangi bir sorun yok, niçin Urfa Adliyesi ziyaret edildiği anda arka kapıdan geliyorsunuz? Çünkü ön kapıda Emine Şen Yaşar var. Urfa'da gerçekten direnen bir kadın ruhu var. Karşılığında ise sistemin eve kapatmak istediği bir kadın boyutuyla karşı karşıyayız. Bunu nasıl gözlemleyebiliyoruz? İşte sahaya indiğimiz zaman işte daha çok erkeklerin ön saflarda olduğu, kadınların aslında konuşmaya dahi cesaret edemeyen bir yerde olduğunu görüyoruz. Urfa tarihinde kadın milletvekili çıkarabilecek, aday gösterebilecek durumları dahi yoktu. Çıkardıkları adaylar ya seçilemeyecek son sıralardaydı ya da işte çok net bir şekilde ortaya koydukları listelerinde dahi yoktu. Fakat geldiğimiz durumda şu an listelerinde bir tane kadın aday koyduklarını görebiliyoruz. Bu tabii ki evet her ne kadar bizim işte karşıt duyduğumuz işte siyasetlerini beğenmediğimiz bir noktada bile olsa kadın temsiliyeti bizim için her açıdan çok önemli. Çalışıyoruz gece gündüz eve kapı kapı dolaşıyoruz. Bizim hedefimiz 8 göndermek. Ben 7. sıradayım ama 8 gönderip Urfa'da 1. parti olmak aynı zamanda AKP'nin de kalesini yıkmak. Urfa Emine Şen Yaşar karşısında Adalet Bakanı oy vereceğini düşünmüyoruz. Çünkü Emine Şen Yaşar anne 5 yıldır adliye önünde adaletin sesi oldu. Bu adaletsizliği kabul edip bu zulüm altında bir yaşam istemedik ve her şeyi göze alarak annemle beraber bir mücadeleye başladık. Bu mücadeleyi meclise taşı şeklinde çağrılar geliyordu. Biz de ailemizle görüşerek tabii ki birçok partiden milletvekili teklifi geldi ve bu süreci biz değerlendirdik. Bu mücadelemiz süresince hep yanımıza duran, arkamıza duran, her türlü hukuki desteği sağlayan Yeşil Sol Parti, eski adıyla HDP yanımızda durdu. Eğer meclise gidersem, yani her meclis kürsüsüne çıktığımda mutlaka bizim gibi adaletsizliğe uğrayan, katliama uğrayan kişilerin, ailelerin, fertlerin fotoğraflarıyla çıkacağım ve Türkiye'ye daha özgür, adaletli, adil bir dünya yapmaya kararlıyız. Mayıs seçimlerinde biz iktidarı, mevcut olan iktidarı gönderiyoruz.
Biliyorsunuz bugün sonuçta coşkulu bir şekilde bir mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Bu iktidarın sonu geldiğini görüyoruz biz. Halk da bu konuda, her konuda, her anlamda son verecektir. Çalışıyoruz arkadaşlar olarak. Bu dönem mevcut iktidarın gidebilmesi için biz bu dönem Cumhurbaşkanlığı için Sayın Kılıçdaroğlu'na vereceğiz biz. Yeteki adalarımızı halkın arasına davet ediyoruz. Halk ışıklarımızla. Un hamdu mükerrel artır. Sen serime, sen çabime artır. Hepinizi yürekten selamlıyorum. Bu coşkunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tek adam yönetimine son verecek bir tutum alacağız dedik. Kemal Kılıçdaroğlu tek adam yönetimine son vermek sözü ve vaadiyle aday oldu. O nedenle Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Yıl 2023. Şanlıurfa'nın sorunları hala yol, su, elektrik. Yurttaşlar yüksek faturalardan, su gitmeyen köylerden ve saatler süren elektrik kesintilerinden şikayetçi. Ekrem Bey eğer gelirse, Mansur Bey genel başkan, Temel Bey gelirse yani bir şey zorlarız. Köylü istiyor ki kardeşim ben yol istiyorum, su istiyorum, elektrik istiyorum. Bakın Suruç ilçemiz 30 yıldır içme suyu yok. 30 yıl. Yıl 2023. Burada altyapı, şehrin altyapısı yok. Daha işte yeni Şanlıurfa'da bu sel oldu. Orası o sel olurken neden oldu? Kimin ihmali? Efendim yağmur nedeniyle 17 kişinin öldüğü dünyada tek şehir Şanlıurfa. Burası aslında bir Afrika. Burası aslında bir Pakistan. Hastane var, doktor yok. Cami var, cami hocası yok. Vali AK Parti il başkanından daha fazla çalışıyor. Gece GAP var, GAPTEM. GAPTEM kapatmışlar bakan. GAPTEM'e hiçbir kimseyi almıyorlar ve tüm çalışmaları orada yapıyorlar. Şunu yapıyorlar, bu şehrin önde gelen işte yani kalabalık, aşiret vesaire kişilerini GAPTEM'e çağırıyorlar. Eğer toplu olarak herkes evet biz sizi destekleriz derlerse sorun yok. Ama ikna olamayan varsa ikna odalarına, gizli odalara çağırıyorlar. Efendim işte biz burada hepinizin dosyalarını biliyoruz. Efendim eğer oy çıkmazsa gereğini yaparız. Burada tehdit ve şantajlarla vatandaştan oy istiyorlar. Diyarbakır ve Urfa'ya gelince bu baharın birinci turda kesinlikle geleceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçileceğini gördüm. Ve sokaklarda gezerken insanların partimize, genel başkanı yani Cumhurbaşkanı adayımıza, adaylarımıza ve bizlere olan güveni de beni hem mahcup etti hem de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında sorumluluğumuzun çok daha fazla olduğunu hissettirdi. Hem Cumhuriyet Halk Partisi, hem Millet İttifakı, hem de demokrasi mücadelesi veren yapılar, partiler, işte oy ötesi gibi, Türkiye gönüllüsü gibi yapıların hepimiz el birliğiyle buna çalışıyoruz. Urfa'da özellikle sandık güvenliği konusunda özel bir çalışma hem partimiz tarafından hem örgütümüz ve adayımız tarafından yapılıyor. Çünkü Urfa geçtiğimiz seçimin biliyorsunuz ne yazık ki beklenmeyen hoş olayların yaşandığı bir ilgi. Bu dönem asla ve asla böyle bir şey yaşanmayacak. Yaşanırsa tarafımızdan önlem alınacak ve bütün oyların sandığa girmesi gibi çıkmasını sağlayacağız Urfa'da dahil olmak üzere. Bununla ilgili çok stratejik bir çalışma yapıldı. Ya abi Erdoğan gibi yolu kapatmayayım ya. Diyorum ki ya Recep Tayyip Erdoğan gibi yolu kapatmayayım diye. Valla selfie yap oradan. Selfie yap hemen. Olur sen yap. Bana götürmüşler. Ay canım benim yanındırdı çabuk. Yaparız bizim için. Saygılar. Önceki dönemlerde, önceki seçimlerde Şanlıurfa'da sandık güvenliği problemi vardı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları bu dönem kesinlikle ve kesinlikle sandık güvenliğini problemli ortadan kaldırdık. İl örgütü olarak. Biz geldiğimiz günden beridir enerjimizin yarısını zaten saha çalışmasına, yarısını da sandık güvenliğine verdik. Biz her şekilde seçmenin iradesinin sağlıklı bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu'na yetişmesi için
kafamızın kırılması pahasına mücadelemizi vereceğiz. 4082 toplamda Urfa'da sandığımız vardı. Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü olarak 4082 tane yeni sandık ataması yaptık. Bunun yanında bilişim sorumlusu, bina sorumlusu ve avukat ataması yaptık. Urfa genelinde 390 tane avukat arkadaşımızı görevlendirdik. Yani bu konudan ben tüm Şanlıurfalı hemşerilerime seslenmek istiyorum. Sizin oyunuzun sağlıklı bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu'na yetişmesi bizim boynumuzun borcudur. Bize güvenmelerini istiyorum. Biz bu konuda kararlıyız. Kim kazanır seçimi? Allah bilir. CHP kazanır. CHP'liyim. İnanmaya gitsem ben CHP'liyim. Ben de üyeyim. Başkanım, biz oy zamanında sizi buluyoruz. Başka zamanda sizi görmüyoruz. Ben İstanbul'dayım çünkü. Fark etmez. Bak oy zamanı oldu mu burada olursun. Güzel bir şey söyledi. Oylara yakın geliyorsunuz. Oylardan önce hiç bizi sormuyorsunuz. Çok haklısınız. Evet. Çok, iktidardakileri yapıyor. Yok bir dakika, çok haklısın ablacığım. Evet, bugüne kadar seçilen AK Parti ile arkadaşları maalesef bu soruları aynen dediğiniz gibi doğru. Hatta size tepeden baktılar. Ya bir deneyin bizi ya abla. Allah rızası için bir deneyin. Bu sefer oyumuzu size vereceğiz ama ben hastayım, hastaneye gidiyorum. Hatta amca burada her seferinde gittiğimde 100 lira alıyor. De gelin sabahtan akşama kadar biz 100 liraya çalışıyoruz. Tek temelimiz artık hep birlikte Türküyle, Kürdüyle, Aleviyle, Çerkeziyle omuzları eşit bir şekilde bu ülkede yaşamayı talep ediyoruz. Tek amacımız ne biliyor musunuz? Şu konuştuğumuz şeyleri şu çocuklarımız konuşmak ihtiyacı bile hissetmesi. Yani artık Türkiye şartlarında 12-13 yaşındaki bir çocuk da siyasete katılmışsa gerçekten kötü bir durum. Düzelteceğiz ya. İnşallah hep beraber. Umutsuz olmayalım ne olur. Deriz. Tamam, çektim. Hadi haber edelim. Selamünaleyküm.